muhteşem bir şey olacak. Bebeğim çok güzelsin. Hani birazdan neler olacak hakkında hiçbir fikri yok. Gösteri zamanı. Ha, ışık bana ne oldu? Çok karanlık burası. Bir dakika. Anne. Nasıl kandırdım seni? Hiç komik değildi ama. Nedir ki o? Aa, dur sana göstereyim. Her şey bir tuvalet kağıdı. Ve bir gazlı kalemle başlıyor. Rulo'ya iki göz çiziyoruz. Aynen böyle. Güzel oldu bence. Şimdi çizdiklerimizi kesip ayırıyoruz. Hata yapmamak için hiç acele etmiyoruz. İşte oldu. Rulo'yu siyah boyayıp bir kenara koyuyoruz. Sonra şeffaf bir plastik parçasını alıp böyle sarıyoruz. Ve rulonun içine sokuyoruz. Sonra pille çalışan iki mum alıp rulonun içine itiyoruz. Bunlar korkunç kırmızı gözlerimiz oluyor. Ve işte bitti. Güzel görünüyor değil mi? Bunu bebeğimin evine koyup ışıkları söndürüyoruz. Çok korkutucu görünüyor. Yani tam istediğimiz gibi. Hadi gidip bir göz atalım. Ortamı bir anda değiştirdi değil mi? Şimdi seni görelim. Pekala, biraz daha görürsün o zaman. Bu kabloyu kullanabiliriz. Şunu katlayalım. Ne yapıyor bu kız? Aklım karıştı. Şuna bak, müthiş. Ama yapacağımız daha çok iş var. Dilin etrafına bu kağıdı sarıyoruz. Dikkatli ol. Etrafı çok dağıtıyorsun. İşte odaklanmam lazım. Bu ışıklara ihtiyacımız var. Bu ışıklar işimizi görür. Yalnız hepsini bağlayıp bir araya getirmemiz gerekiyor. Geriye tek bir şey kaldı. İşte böyle. Çok daha iyi. Bebeğim buna bayılacak. Işığı hemen şuraya koyayım. Işık çok şık oldu. Nasıl, beğendin mi? Güzel olmuş sanırım. Kola içme zamanı. Buna gerçekten ihtiyacım var. Ben de bir yudum alabilir miyim? Ne? Peki al bakalım. Her zaman aynı şey oluyor. Kapağını unutmuşum. Neyse şunu çöpe atayım. Ya da bunu kullanabilirim. Evet, ne yapacağımı biliyorum. Şimdi bana bir kürdan lazım. Kürdanı kapağın altına sıkıştırıp aynısından 3 tane daha ekliyoruz. Ve bu şekilde aralıklı yerleştiriyoruz. Güzel oldu. Ama daha yapacağımız şeyler var. Gazoz kapağına yapıştırıcı sürüyoruz. Bu kadar yeterli. Buna başka bir kapak yapıştırıyoruz. Yapışkan kuruyana kadar da böyle tutuyoruz. Dondurma çubuğunun parçalarını da böyle koltuğa yapıştırıyoruz. İki tarafa da yapıştırıp böyle siyaha boyuyoruz. Çünkü siyaha bayılıyorum. Kolları da dahil her yerini dikkatlice kapatacak şekilde siyaha boyuyoruz. Hiç boşluk bırakmıyoruz. Suya kuruyunca kafatası çıkartmasını da yapıştırıyoruz. Bebeğimin oturabileceği çok tarz bir sandalye oldu, ne diyorsun? Kendini çok zeki sanıyorsun sen. Bize de bir sandalye gerekiyor. Buldum. Bu karton parçasını kullanacağım. Öncelikle kartonun üstüne bir kalp çiziyoruz. Çok sevimli bir şey olacak. Şimdi buraya ikinci kalbi çizip ikisini de bir araya getiriyorum. Sonra çizgileri takip ederek kalpleri kartondan böyle ayırıyorum. Bence fazla zorlanmadan bunu kolaylıkla halledebiliriz. Kalplerimizi dikkatlice kesiyoruz. İşte ayrıldılar. Şimdi süsleme zamanı. Kartonun üstüne yapıştırıcı sürüp yine kalp şekli veriyoruz. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Daha önce kestiğimiz pembe plastik parçayı kartona yapıştırıyoruz. Güzelce yapışması için üstüne bastırıyoruz. Aynı plastikten kestiğimiz şeridi kartonun kenarlarına da yapıştırıyoruz. Yavaş ve dikkatlice yapıyoruz çünkü bunu yapmak biraz zor. Şeridi tam olarak hizalamamız gerekiyor. Şimdi sandalyemizin geri kalanını yapıyoruz. Bu şekli verdiğimiz karton parçasını ve yapıştırıcıyı alıyoruz. Ve kartona boylu boyunca yapıştırıcı siliyoruz. Bolca yapıştırıcı kullanıp üstüne pamukları yerleştirip pembe bir kumaşla güzelce sarıyoruz. Kenarları katlıyoruz. Bu sandalyemizin sırtı olacak. Sonra altın rengi ipliğimizi alıp kumaşa sarıyoruz. İpliklerin arasında eşit mesafeler bırakıyoruz. Aynen böyle. Güzel oluyor değil mi? Şimdi kalplerimizi alıyoruz. Dolgumuzu çevresine sarıyoruz. Yapacağımız bir şey daha var. Burayı oturma yerine ekliyoruz. Çok tatlı görünüyor değil mi? Şimdi alt kısmına yapıştırıcı sürmemiz lazım. Buraya pembe boncuklar yapıştırıyoruz. Her köşeye birer boncuk ekliyoruz. Bunlar koltuğumuzun ayakları oluyor. Sanırım artık hazır. Bence odamıza çok güzel bir uyum sağladı. Hadi ne bekliyorsun? Bir dakika, kıyafetlerin pek güzel görünmüyor. Senin bir dönüşüme ihtiyacın var. İşte böyle, çok daha iyi oldu. Şu an harika görünüyorsun. Pekala, artık otur bakalım. Koltuğun çok rahat görünüyor. Yaptığını bir şey zannediyor. Bir de şunu görsün. Müthiş görünüyorsun. Yalan yok, gerçekten öylesin. Ne dönüşüm ama. Bence harika bir iş çıkardık. Artık ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Ben çok eğlendim doğrusu. Çak o zaman. Bunu yaptığımı kimseye söyleme olur mu? Çevremdeki her şey gri ve renksiz. Koltukta bir anda ortaya çıkan bu şey de ne?
Vay canına, pop bitmiş. Üstelik gökkuşağı renklerinde. Çok güzel ve eğlenceli. Vay canına, şimdi de başka bir şey oluyor. Aman tanrım, yok ol buradan. Nasıl yani? Neler oluyor burada? Herhalde rüya görüyorum. Şunu bir dürteyim. Merhaba. Selam tanrım, saçın çok harika. Benim saçım ise çok donuk. Üzülme, senin hayatına da renkler katabiliriz. Ve buna saçından başlayabiliriz. Bilemiyorum. Güven bana, her şey güzel olacak. Saçına biraz pembe sürüp hayatına renk katacağız. Buraya da sarı ve yeşil uygularsak çok güzel olacak. Şimdi işim bitti. Hadi ne düşünüyorsun söyle. Saçımda şu an rengarenk tutamlar var. Ah, vay canına. Öncekinden çok daha güzel oldu kesin. Yalnız daha işimiz bitmedi. Şunu izle. Biraz sihirli sime ne dersin? Vay canına, simi sökünce ortaya bir şeyler mi çıktı? Aynen öyle oldu. Şimdi de saçına parlak yıldızlar ekleyebiliriz. Bu yıldızlar saçına ayrı bir hava katacaklar. Biraz da farklı renklerde parlak taşlar ekleyelim. Kehribar rengindeki bu üçgenlere bayıldım doğrusu. Şimdiden çevrene ışık yaymaya başladın. Parlak taşlar saçında çok güzel duruyor. Vay canına, artık şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Artık kasvet ve hüzünden eser kalmadı. Bunu duyduğuma sevindim. Ah, ama kıyafetim, o hala sıkıcı ve kasvetli. Bir bakalım. Bu konuda da bir şeyler yapabileceğimden eminim. Vay canına, bana neler oluyor? Endişelenme, bu tek boynuzlu at büyüsünün bir parçası. Şimdi sıkı dur. Ama tanrım, kıyafetim değişmiş. Üstelik bunu yapmak hiç de zor değildi. İşe biraz beyaz tişört ve biraz plastikle başlamamız gerekiyor. Plastikten bir kelebek şekli kesip çıkarıyoruz. Sonra boya rulosunun üstüne farklı renklerde boya sürüyoruz. İstediğimiz herhangi bir rengi kullanabiliriz ama gökkuşağı renkleri en eğlencelisi. Tişörtü boyamaya geçiyoruz. Kesilmiş bölümün üstüne boyayı aşağı yukarı sürüyoruz. İşte bitti. Şimdi plastiği kaldırıyoruz ve harika görünmüyor mu? Vay canına, bunu bu kadar kolay hallettiğine inanamıyorum. Çok teşekkürler, bu harika renklerle kendimi muhteşem hissediyorum. Yalnız senin odanın renkleri de çok sıkıcı. Bu konuda da bir şeyler yapabiliriz. Şimdi bu alana bir el atalım. Üstelik bunun için sihre ihtiyacımız yok. Yalnız bantı düzgün yapıştırmaya dikkat ediyoruz. Şimdi bu iki bantın arasına dikine kısa şeritler çekiyoruz. Bu sayede duvarın tuğla gibi görünmesini sağlıyoruz ki bence işe yarıyor. Tek boynuzlu bak. Çok şirin böyle göründüğümü hiç bilmiyordum. Çok tatlı. Ama şimdi tekrar boya rulomuzu elimize alıyoruz. Bu şekilde farklı renklerde kocaman şeritler çekiyoruz. Boyama işini çok seviyorum. Bunu yapmak sakinleştiriyor. Bu da sonuncu şerit. Köşeye kadar geldik. Vay canına, gökkuşağı duvarı diye ben buna derim. Boya kuruduğunda boyanın altındaki bantları sökebiliriz. Bantı sökmek çok zevkliymiş. Çıkardığı ses hoşuma gidiyor. İşte ufak parçaların işi bitti. Çok harika, ama şimdi geriye kalanları da söküp işimizi bitirelim. Eva bak, aynı anda iki bantı söküyorum. Ve bitti. Vay canına, düşündüğünden çok daha güzel oldu. Gökkuşağı renklerinde muhteşem bir tuğla. Eva, ne düşünüyorsun? Evet, harika oldu. Süper. Ne sıkıcı bir koltuk. Acaba belki de bir dakika. Ne yapacağımı iyi biliyorum. Eva canım, affedersin ama koltuğu oradan kaldırmamız lazım şimdilik. Vay canına, bunu nasıl yaptın? Ve koltuk nereye kayboldu? Tabii ki yine tek boynuzlu at sihrimi kullandım. Şimdi mahsur yoksa senin balonunu kullanmam lazım. Balonunu torbanın içine sokuyoruz. Ama şu an benim ne yapmam istediğini bilmiyorum. Kolay. Şu balonları şişir lütfen. Tabii, bunu kesinlikle yapabilirim. Aferin sana, sen şişirmeye devam et. Ben de balonları yerleştireyim. Sonuçta bir sürü balona ihtiyacımız olacak. Ne çok balon oldu. Harika gidiyorsun, bu sarı balonla şişirme işimiz bitiyor. Şimdi torbanın ağzını kapatıp buradaki deliği açıyoruz. Süpürge hortumunun ucu deliğe tam uyuyor. Bak, hortum torbadaki havayı emiyor. İşimiz bittiğine göre şimdi deliğin kapağını kapatabiliriz. Eva bak, gördün mü? Şimdi bunu da diğerlerinin yanına koyabiliriz. Artık rengarenk balonlardan yapılmış yeni bir koltuğun oldu. Vay canına, üstüne oturabilir miyim artık? Tabii ki, ben de sana katılayım. Vay canına, çok rahat, hem de yaylanıyor. Bayıldım. Bir dakika, bir şey diyeceğim, burada biraz ışığa ihtiyacımız var. Şimdi şu dolabı buradan kaldıracağım. Hadi ama. Of. Neden bu kadar ağır ki bu? Yeter artık, elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. Eva dur, o mobilyaları oradan kaldırmak için tek boynuzlu sihrimizi kullanabiliriz. Vay canına, teşekkürler.
Şimdi bu perdeden de kurtulalım. Bir dakika, şimdi onu da hallediyorum. Eva çok şekersin. Dur, bunda da sana yardım edeyim. Of, teşekkürler. Perdeye fena dolanmışım. Bunun tekrar olmaması için bir şeyler yapmaya ne dersin? Bu yünle işimize başlıyoruz. Yünü elimize bu şekilde sarıyoruz. Güzel. Yeterince sardığımızda parmaklarımızı çekiyoruz. Sonra ortaya biraz yün sarıp bağlıyoruz ve sonra makasla ipliğin uçlarını bu şekilde kesiyoruz. Hepsini bu şekilde kesip devamında kısa bir kuyruk bırakıyoruz. Harika! İşte yünden yumuşacık bir pompon yaptık. Bunu şimdi daha önce yaptıklarımızın yanına katıyoruz. Bu kuyrukları pomponları bir ipe bağlamak için bırakmıştık. Yünün fazlasını da kestiğimizde artık pomponları kullanmaya hazırız. Pencerene yeni bir perde yaptım. Çok şirin olmadılar mı? İster istemez insanı gülümsetiyorlar. Üstelik her biri farklı renkte ve boyutta. Güneş ışığında da ayrı güzel görünüyorlar. Ortamı canlandırdılar. Müthiş oldular gerçekten. Bu sözlerin için teşekkürler Eva. Ah, yalnız burada hala yapacak bir şeyler var bence. Sanırım burada da rengarenk pomponlar işimize yarayabilir. Bu aşamada tutkal tabancamızın yardımına başvuruyoruz. Pomponla biraz tutkal sürüp taburenin üstüne yapıştırıyoruz. Diğer pomponlara da aynı şeyi yapıp hepsini gökkuşağı düzeninde tabureye yapıştırıyoruz. Tara, Eva bak yere oturma diye sana bir tabure yaptım. Vay canına çok rahatmış. Teşekkürler tek boynuzlu peri. Ben de bu arada sana bunu çizdim. Benim için mi çok teşekkür ederim sanırım bunu duvara. Tam buraya asacağım ya da belki şuraya. Bir dakika, bir anda müthiş ilham geldi. Bir tuval alıp üstüne bu şekilde sıcak tutkal sürüyoruz. Yün yapıştırmak için tutkalı böyle kavisli çiziyoruz. Sonra farklı renklerde yünlerle aynı şekilde devam edip yine gökkuşağı motifi oluşturuyoruz. Tuvalin sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Son bir yün parçası daha. İşte tablomuz bitti. Şimdi bunu diğer resimlerinin hemen yanına asabiliriz. Vay canına, kendimi neredeyse müzede gibi hissettim. Bir sürü sanat eserimiz oldu. Çok mutlu oldum gerçekten. Böyle hissetmene çok sevindim. Gerçekten her yer gökkuşağı ile kuşatıldı. Gökkuşağı renklerinde duvarımız ve koltuk çok ayrı bir hava kattı. Ve tabii sanat eserleri duvarımızla perdemiz de ayrı bir güzellik. Yalnız geriye hala bir duvar kaldı. Of, bu duvarı acaba olduğu gibi mi bıraksak yoksa bir kere daha tek boynuzlu sihrine mi başvursak? Biraz daha güç kullanalım ve işte oldu. Aa, bu mu yani? Tüh, bundan daha büyük bir şey olmalıydı. Merak etme, ben halledebilirim. Sadece biraz daha güç kullanmam gerekiyor. Tabii ki, sen nasıl diyorsan. İşte sihrin geri kalanı geliyor. Aa, şato şeklinde bir oyun evi. Hep bunlardan bir tane istemişimdir. Peki ama daha işim bitmedi. O yüzden biraz daha sabret lütfen. Sanırım bu büyü biraz daha güç kullanmayı gerektiriyor. Son biraz güç büyü tamamlamak için yeterli olacaktır. Aa, harika. İşte oldu. En başından beri bunu amaçlıyordum. Hadi gir içine. Aa, inanamıyorum. Bana özel bir şato mu yaptın üstelik? Tam benim boyutlarımda. Merhaba Eva, şato nasıl olmuş? Güzel mi? Hadi çık oradan şimdi. İşte geldim ve şatoma bayıldım. Odana gerçekten inanılmaz bir gökkuşağı dönüşümü uyguladık. Öyle oldu gerçekten. Öncesinde çok renksiz ve sıkıcıydı. Sana yardımcı olabildiğime sevindim Eva ama yapacak bir şey daha var. Şimdi hareketsiz dur öyle. Yok artık. Başımda bir boynuz çıkıyor. Oh, ben de bir tek boynuzluya mı dönüşüyorum? Evet, şimdi aynı benim gibi bir tek boynuzlu olabilirsin. Rüyalarım gerçek oldu. Artık seninle sonsuza kadar boynuzlu kardeşleriz. Tek boynuzlu büyümü bir kullanayım o zaman. Oh, şuna bak. Eva tek boynuzlu gökkuşağını yaptın. Vay canına. Evet, bunu sen olmadan başaramazdım. Ve buradaki işim artık sona erdi. Bu hayatımın en güzel günüydü. Aa, gitti. Ama onu asla unutmayacağım. Güle güle. Sevgili meleklerim ne yapıyorlar acaba? Huhu. Ah, ne kadar da ustalar. Çok şanslıyım. Bir dakika. Biraz fazla sessizler ama. Ah, biliyordum. Burada neler oluyor? Bu inanılmaz. Ah, merhaba anne. Bunu düşünmeliydim. İşte bu. Bu oyuna bayılıyorum.
enerjimi korumam lazım. Tatlım, burada neler oluyor? Video oyunu mu? Hem de bu saatte. Alex, senin yatakta olman gerekiyor. Üzgünüm ama arkadaşlarla birlikte oyunun tam ortasındayız. Bu hiç umurumda değil. Pijamalarını giy ve yatağına geç. Hadi ama anne. Oyunumu bitirmek istiyorum. Bu hiç adi değil. Anne. Sessiz ol Alex. Hadi yatağına gir. Pekala. Gözüm üstünde. Bu çocuk hep bir şeyler karıştırıyor. Bu video oyunları çok aptalca. Annem hep eğlencemi mahvediyor. Ha? Bu da nedir? Sanki video oyunu sesi geliyor. Ses dışarıdan geliyor. Bunu araştırmam lazım. Anne? Oo, abur cubur. Bir dakika. Bunlar yoksa... Küçük yeşil adamlar mı? Gerçek olduklarını biliyordum. Evet. Anne, sen ne yapıyorsun? Eğlenceli oyunmuş. Skoru ne yüksek. Bunu nasıl yapmış? Gel buraya. Ne harika bir annem var. Dikkat et. Bu olmaz. Başka bir bisiklet lazım. Aa, dede. Dikkat edin, işte geliyorum. Karnım acıktı. Yiyecek bir şeyler lazım. Aa, ne yapacağımı buldum. Mısır gireyim. Harika bir şey. Bisikletime koyup yanımda gezdireceğim. Yaşasın. Bisiklette gevrek keyfi. Gerçekten harika olacak. Ben bir kaplanım. Ve kaplan yemeklerimi yiyorum. Ha, burada ne yapıyor bu? Ben yeni bisiklet ararken Esi orada oturmuş bisiklet sepetinden yemek yiyor. Bu konu hakkında bir şeyler yapmalıyım. Böyle olmaz. Pardon tatlım. Bisikletini almam gerek. Hemen geri getireceğim. Pekala, bisikleti şuraya götüreyim. Eldivenlerim, maskem ve sprey boyam hazır. İşe koyulup şu bisikleti boyamanın vakti geldi. Bu renk şimdiden daha güzel durdu. Tamamını boyamalıyım. Şimdi de şu sarı renge ve bisikletin üst kısmına geçelim. Bence gayet güzel oluyor. Sırada da yeşilimsi rengimiz var. Oh, bunu bayağı sevdim. Şimdi de şu açık sarı renge geçelim. Çok güzel. Harika. Pekala, sanırım sıradaki aşamaya hazırım. Şu cam da ne ağırmış. Şuraya yerleştireyim. Tada! İşim bitti. Bak, üç tekerlekli bisikletini tatlı mı tatlı masaya dönüştürdüm. Açıkçası bu masadan da öte bir şey oldu. Bence bir sanat eseri. Esi canım. Bak sana ne yaptım. Aa, odama bir masa mı? Holy dolly, bak. Al bakalım tatlım, artık bir kaplan gibi değil de insan gibi yiyebilirsin. Ben de bir köpek balığı gibi yiyeceğim. Ya! Hamuru neyse, müthiş oldu. Peyniri al fare efendi. Ha? Ne? Ah, olamaz. Of, canım yandı. Peki, sırada ne var? Buldum. Ağırmış. Şansıma egzersiz yapıyorum. Bu çok kolay. Ve bu da buraya konulabilir. Bana bir yardım etsene. Tamam, sıra eğlenceli kısma geldi. Bu menteşe tam buraya gelsin. Şimdi şunu yerine vidalayayım. Kendimi çok güçlü hissediyorum. Bu bir, iki ve üç. Buraya da bir delik açacağım ve bu ipi içinden geçireceğim. İşe yarıyor mu bakalım. Kutuyu içine koy tatlım. Biraz daha var. Şimdi üstünü tekrar kapatacağım. Bu kutular bu boşluklara konabilir. Yatağı en üste yerleştireceğiz. Harika. Çarşaf sermemiz lazım. Yastıkları da koyalım. Oyuncak ayımı unutmayalım. Çok rahat görünüyor. Denesene. Ben mi? Tamam. Oh, kafam. Aa, hayır, affedersin. Merak etme, bir fikrim var. Bana çantamı uzatır mısın? Ne? Bunları mı? Evet, onları ver. Peki. İhtiyacım olan bu. Bu tahta levhayı buraya koyacağız. Ardından silindir köpüğü ikiye ayıracağız. Düz tarafına tutkal süreceğim. Bu kadar yeterli olur. Sonra da tahtaya yapıştıracağım. Köpüğün her parçasına da aynısını yapacağım.
Ta ki tahta tamamen kaplanıncaya kadar. Bunun gibi. Ve bir battaniye ile kaplayacağız. Battaniyeyi boşluklara sıkıştırmamız lazım. İyice sıkı olsun. İşte şimdi yatağım için bir başlığım var. Pekala, hadi bakalım. Başımı vurmadım. Çok rahat değil mi? Aa, bu ayna iğrenç halde. Onu temizlemem lazım. Vay, bu lekeler hayli zorlu. Bu biraz zaman alabilir. Cidden mi? Çıkmıyor. Ne yapacağım? Aa, boyalarım. Sanırım hayal gücümü kullanmam gerek. Lekenin üstünü boyayacağım. Bu eğlenceli. Ve hepsini doldurayım. En ufak bir noktayı bile atlamamalıyım. Sanırım tamam. Ama bir şeyler eksik. Buldum. Eminim bende vardır. Bunu kenarlara yapıştıracağım. Bu çok güzel görünecek. Sadece kıvrımları takip edeceğim. Oldu gibi. Bitti. Düşündüğümden bile iyi oldu. Selfie zamanı. Güzel dövme dostum. Hayır, köpek yavrusu dövmesini ben yaptıracağım. Orada neler oluyor? Vay canına. Harika, şimdi de stüdyomda bir inek var. Acaba başka bir zaman mı gelsin? Bunu görmeliydin dostum. Neredeyse 20 ninja vardı. Sonra ben de şöyle bom. Ay. Neredeyse bitti. Merhaba beyler. Ah, benim üstüme oturdun. Senin bir derdin mi var dostum? Siz iyi birilerine benziyorsunuz. Tamam, bitti işte. Güzel, teşekkürler. Hadi ama. Yeni motoru görmen lazım. Ben mi? Ah, tamam. Ay, kendimi iyi hissetmiyorum. Harika, burada bayılan biri var. Pardon, ben iyiyim. Bir dövme rica ediyorum. Herhalde. Nasıl bir şey istiyorsun? Bunu lütfen. Onu mu? Gerçekten mi? Şirin bir şey. Peki, senin kolonu. Hadi bakalım o zaman. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Sakın bayılma ama. Daha şimdi ne dedim sana? Bu aklıma bir şey getirdi. Kendime biraz zaman ayırmam lazım. Keşke bütün günümü burada geçirebilsem. Ah, kedicik. Ama sen yeterince pofuduk değilsin. Bak ayıcık, sen işimi görürsün. Çok yumuşaksın. Aslında sen yararlı olabilirsin. Hey, bitti mi? Ah, vay canına. Al şunu. Ne kadar yumuşacık, teşekkürler. Artık hazırım. Of, çok batıyor ama sen beni korursun ayıcık. Hey, sen ne yapıyorsun? Burası benim tarafım. Bir telefon etmem lazım. Alo, bir siparişim vardı. Oh, ne hızlı servis, teşekkürler. Hey, benim için bir şeyiniz var mı? Aa, bir dakika, bir bakayım. Bunu alabilirsiniz. Bu kadar mı? Oh, bir kutu dolusu güzel şey. Altın renkli boya. Oh, bu harika görünecek. Çok pahalı görünüyor. Biraz da altın rendelesek iyice ışıltı katar. Ay, şansım yok. Sanırım başlasam iyi olur. Aman ne güzelmiş. Hızlıca karıştırayım ve başlamaya hazırım. Düşündüğüm kadar iyi görünmüyor. Selam Jared. Beni yalnız bırak Sofia. Kıskandı. Tamam, yıldızlar bitti. Boyamaya başlama zamanı. Sanki bir şişe oje gibi. Küçücük. Ama bunu yapmak zorundayım. Biraz uzun sürebilir. Ah, bu düşündüğümden daha zormuş. Yarışmacılarımıza bir bakma zamanı. Bir yarışmacı sıkı çalışıyor, öbürü ise pek değil. Hadi biraz sohbet edelim. Kendini nasıl hissediyorsun? Yalan söylemeyeceğim Kevin, kendimden emin değilim. Daha fazla malzemeye ihtiyacım var. Boya alabilir miyim? Parasını öderim. Seninle iş yapmak bir zevk. Sofia sıkı egzersiz yapıyor gibi görünüyor. Sanırım biraz yardım lazım. Bunu dene. İşler heyecanlı olmaya başladı. Onları yalnız bırakayım, sonra tekrar geleceğiz. Böyle daha iyi. Şuna bak şimdi. Şimdi de yıldızları çıkaralım. Bundan memnunum. Ah, bunun daha iyi kuruması
olması lazım. İyi iş çıkardım. Ah, ne kadar ışıltılı. Hey, gözüm üstünde. Aman çok korktum. Acaba kimin? Hadi acele et. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Nihayet geldik. Hadi girelim içeri. Hazır mısın kanka? Burayı böyle hatırlamıyorum ben. Fotoğraflarda kesinlikle daha az örümcek vardı. Oh, çok iğrenç. Bu durumu halletmemiz lazım. İşte böyle daha iyi. Hadi işe koyulalım. Renovasyona bayılıyorum. Bu duvar kağıdı çöpe gidiyor. Vay canına, bu yerine bayağı yapışmış. Aa! Ay, sen iyi misin? Işıkları kim söndürdü? Neler oluyor? Ha, bu hiç komik değil. Bu kadar yeter. Bu şahsi bir mesele oldu artık. Bu yatak daha iyi günler görmüştür. Hadi git. Devam et, devam et. Sen kaç kiloydun? Aslında biliyor musun, bu çok eğlenceli. İşte budur. Hadi bakalım kanka. İşte. Şu figürlere bak. Uf, kim buna iyi bir fikir demişti? Ah, bunu okumuştum. Neredeyse bitirdik. Başardık. Yaşasın. Ah, bir yeri gözden kaçırmışız. Sorun yok. Onu da şimdi hemen yırtar hallederiz. Ne? Bu kaka emojisini kim çizmiş? Vay canına, bu nedir? Kar mı yağıyor? İşine hayranım. Hey, kes şunu. Çatı çökecek. Kaç. Ucuz atlattın. Bu canımızı fena yakardı. Bir dakika. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Düz bir yere bir parça köpük kaplama koy. Sonra dikdörtgen bir parça karton gerekecek. Kaplamanın üstüne dörtgenin çevresini çiz. Bunu bütün kaplamanın üstünde tekrarla. Bununla tuğlaya benzer bir görünüm elde etmek istiyoruz. Şimdi köpüğün kenarlarını çizmemiz lazım. Mürekkebi silecek şekilde hafifçe oldukları oluştur. Çizgileri takip etmen gerek. Aynen böyle. Sonra boşlukları beyaz boyayla doldurup geriye kalmış mürekkebin üstünü kapla. Sonra tuğlaya boya sür. Her bir tuğlanın üstüne az bir miktar sür. Tuğlayı boyamaya başla. Bunu yaptığında köpüğün üstünde hoş bir doku oluşacak. Hadi şimdi bunu duvara dayayalım. Süper, artık kaka emojisi falan kalmadı. Şimdiden daha iyi görünüyor. Aferin. Çabuk bir tahminde bulun. Pembe mi yeşil mi? Hadi bakalım, gerçeği ortaya çıkarma vakti. Aa, pembeymiş. Şu müthiş renge bak. Müthişim. Bu ne ya? Uyumaya çalışıyorum. Demin mutluydum ama şimdi öfkeliyim. Niye bu kadar kötü olmak zorundasın ki? Şimdi sen bana peluş bir ahtapot mu attın? Yeter ama. Bıktım senden. Öyle mi? Ne yapacakmışsın? Savaş zamanı. Hadi bakalım çek silahını. Bana bir silah lazım. O havuz makarnasıyla benim karşımda bir şansın olduğunu mu sanıyorsun? Hayatta olmaz. Yanılıyorsun. Gayet iyi dayanıyorum. Müthiş. Al sana, savuşturdum. Sağ gösterip sol vurdum. O aptal havuz makarnasını nasıl bu kadar iyi kullanıyor? Buna ne dersin? Yastık savaşına ne dersin? Karpuz yastığım seni kesinlikle yenecek. Öyle mi? Hadi bakalım. Of, ay! Yine nefesim kesildi. Bu çok zor. Ben şimdi yenildim mi? Evet öyle. Sana söylemiştim. Ve seninle daha işim bitmedi. Dur. Ne yapıyorsun? Yani elimdeki bu slime mı? Al sana slime bombası. Tüh, ıskaladım. Pardon. Sen demin bana slime mi attın? Duvara ne yaptığına bak. Aman tanrım, o çıkar mı ki? Yani belki. Belki de çıkmaz. Şaka mı bu? Duvar kağıdını kaldırıyor. Bilmem şu bant bunu halleder mi? Ya da tut kal. Hiç iyi görünmüyor. Evet haklısın, gerçekten çirkin ve göze batıyor. Bir dakika, havuz makarnası. Makarnadan yapılmış şu müthiş gökkuşağına bak. Biraz da led ışık ekleyelim.
Havuz makarnasını içine sokuyorum. Havuz makarnasını boylamasına kesip ikiye bölüyorum. Böylece rahatça içinden geçiyor. Şimdi gökkuşağına şekil verme zamanı. Sonra da bunu daha güzelleştirmek için biraz bulut ekliyoruz. Oo, yumuşacık ve pofuduk. Amanın bak. Ay, ne güzel ikiniz birlikte takılıyorsunuz. Bunu görmek beni çok mutlu ediyor. Aman tanrım, duvardaki gökkuşağı ne güzel. Kızlarım ne akıllı. Bu kitap bayağı iyi. Sayfayı değiştireyim. Çok havalıyız biliyor musun? Pekala domuzcuk, sen gir bakalım kamyona. Ay, oyuncaklarıyla oynarken ne tatlı görünüyor. Düt düt, biz geliyoruz. Hadi bebek ve tavşan. Vren. Of, ay, aaa. Aman tanrım, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Hadi bakayım annene ne olduğunu söyle. Amanın, üf, üf, üf. Yardım oluyor mu hiç? Zavallı bebeğim ve zavallı dizleri, yapabileceğim bir şey olmalı. Bir dakika, bebeğime yardım etmek için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Burada bekle, annenin bir planı var. Evet, alo, bugün getirir misiniz? Öyle mi? Merhaba, halı ısmarlayan siz miydiniz? Şurayı açıyorum. Evet, eğlenceli görünüyor. Hadi kamyon. Ay, minik dizlerinin üstünde nasıl da gidiyor, ne tatlı. Ha? Anne? Anne? Hey, kendinizden geçtiniz ama ödemeyi almam gerek. Ah, tabii ya, ödeme. Buyurun, bu kadarı yeterlidir değil mi? Bir dakika, şaka mı? Bu halının fiyatı $100. Ah, anladım. Bir istisna yapamaz mısınız? Tüh, fena oldu. Bebeğim çok üzgün görünüyor. Bir dakika, sanırım çözüm bu. Pekala, gel bakalım buraya. Yapacak işimiz var. Maket bıçağıyla havuz makarnasını şöyle boylamasına kesiyorum. Mümkün olduğunca düzgün bir şekilde onu ikiye ayırmak istiyorum. İşte şimdi bu iki parçayı ayırabilirim. Şimdi de şöyle kesiyorum. İki parçayı da kesiyorum. Güzel, şimdi buraları da keselim. Şimdi elimizde havuz makarnasından kesilmiş eşit büyüklükte parçalar oldu. Bayağı iyi görünüyor. Onları diziyorum. Şöyle şaşırtmalı düzenliyorum. Ve bitti. Canım, annen senin için bir şey yaptı. Sanırım bunu gerçekten seveceksin. Ha, benim için bir şey mi yaptın? Aa, bayıldım. Hadi ayıcık ve tavşancık, oyun oynayalım. Anne, sen dünyanın en iyi annesisin. Şimdi şarkı söyleme zamanı ayıcık. Aa, ağaçlar şarkı söylemeli. Of, gerçekten kalkma vakti geldi mi? Ah, olamaz, kalkma saatimi geçirmişim. Geç kalacağım. Çekilin, önümden çekilin. Bu olmaz. Herhangi bir şey kapıp üstüne geçer işte. Evet, sabahlığımı çıkarıp doğruca makyaj masasına. Tamam, tamam. Makyaj ve saç. Şöyle açık bırakayım. Bu olur. Şimdi biraz pudra. İyi, bu kadar yeter. Sadece takı kaldı. Hem gitmeye hazırım hem de iyi görünüyorum. Bir dakika. Hala yalın ayağım. Bu olmadı işte. Çekmecem niye bu kadar dağınık ya? Oh, işte turuncu bir çorap kıyafetime uyuyor. Tamam, bu olur. Öbür tekini bulmalıyım sadece. Yok, bu değil. Bu kırmızıydı. Mavi. Sarı. Başka bir mavi. Of, nerede bu? Turuncu çorabımın teki lazım. Buralarda bir yerde olmalı. Niye bu kadar çorabım var ki? Hiçbirinin de teki yok. Bu ne ya? Buradaki son çorap buydu. Öf, peki sanırım başka çorabın tekini giyeceğim. Ah, böyle olur mu ki? Of. Öf, her zaman geç kalıp beni bekletiyor. Niye bu kadar uzun sürdü ki? Biraz sorunum vardı da, çorap meselesi. Çorap meselesi de nedir? Aa, anladım. Pekala, sana bu konuda yardım edeceğim. İçeri girelim. Tamam, şimdi uzun bir parça keçe lazım ve tabii tutkal tabancası. Kenarlara ve ortaya birer çizgi çekiyorum. Tutkal tabancasıyla 3 çizgi çekmek yeterli sanırım. Sonra üstüne şu sarı keçeyi koyuyorum. Şimdi biraz daha tutkal. 2 çizgi yeter. Şimdi tekrar yeşil keçe. Keçeyle farklı renklerde daha fazla katman yapıyorum. Şimdi bunları açayım. Ve dada! Bak, gördün mü? Ve böylece artık çorapların düzenli olacak. Onları kaybedeceğim diye endişelenmene gerek kalmadı. Evet, harikasın. Şunları giyeyim. Oh, çok teşekkürler. Harika bir arkadaşsın. Hadi gidelim. Beni düzenli olarak aramayı unutma. Ve en önemlisi bu bitki ve düzenli olarak sulanmalı. Şimdi bunu ve sulama kabını al ve onu canlı tut. Tamam, seni özleyeceğim. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Of ya, çiçek bakmaktan nefret ediyorum. Neyse, benimle gelebilirsin. Hadi gidelim. Bu bitkiye neden bu kadar önem veriyor anlamıyorum.
İşte, ah nihayet gitarımı istediğim kadar yüksek sesle çalabilirim. Ah, o tatildeyken harika zaman geçireceğim. Uhu, hadi bakalım rock zamanı. Biraz oyun oynayayım. Şimdi uyumak için sabırsızlanıyorum. Ah, sabah egzersizi gibisi yok. İnsanı güne hazırlıyor. Harika, şimdi okula gitme zamanı. Ödevimi hemen bitireyim, böylece onu aradan çıkarmış olacağım. Dinozorlardan kurtul. Ah, derse geç kalacağım, koşmam gerek. Bu oyun sıkıcı olmaya başladı. Of, yeter, bıraktım. Sanki bir şey unutmuş gibiyim. Bir dakika. Bugün hangi gün? Bugün annem eve dönüyor. Olamaz. Gerçekten unuttuğum bir şey varmış. Ah, korkunç görünüyor. Ben ne yapacağım şimdi? Şey, belki sulayıp ne olacağını görmek gerek. Ay, bunun içinde su bile yok. Korkunç biriyim. Belki de su yerine gazoz koyabilirim. İşe yarar mı? Aa, yok, yapmasam daha iyi. Zaten bunun hiçbir şey düzelteceğini sanmıyorum. Ah hey, belki bu işe yarar. Sprey şişem. Hadi bitki, çabuk iç. İşe yarıyor mu? Of, hiç yardım olmadı. Hey, bir dakika. Acaba bununla bir şey yapabilir miyim? Pekala, saksıyı ters çeviriyorum. Sonra şuraya beyaz ve turuncu boya döküyorum. Sonra mavi ve pembe. Ve son olarak da sarı boya. Şimdi bunu saksının üstüne döküyorum. Ama dikkatli olmalıyım. Oh bak, daha fazla pembe boya geldi. Şimdi de mavi ve yeşil. İşte böyle. Bütün boyayı döktüm ve kurudu. Şimdi sıra havuz makarnasında. Bir maket bıçağıyla onu kesiyorum. İşte şöyle parçaları kesip çıkarıyorum. Şekil ortaya çıkmaya başladı. Bitki gibi görünüyor. Tamam, şekli bu. Şimdi biraz boyamak lazım. Bu yeşil boya onu canlandıracak. Oh, vay canına, iyi görünüyor. Birkaç tane de sarı nokta koyayım. Ve tam gerçek gibi görünmesi için biraz da diken ekliyorum. Boyaya yapıştırıyorum ve harika görünüyor. Mükemmel, aynen saksıya koyuyorum. Anne, seyahatinden dönmene çok sevindim. Eğlendin mi? Evet, seni çok özledim. Nasılsın? İyi ve bitkilerini de söylediğin gibi suladım. Oo, çok iyi yapmışsın. Ama sana bakman için kaktüs bıraktığımı hatırlamıyorum. Ama yine de güzeller. Beni bilirsin, çiçek bakma konusunda bana güvenebilirsin. Bunu duyduğuma sevindim çünkü sana bir hediyem var. Ah, benim için minik bir bitki mi? Teşekkürler. Hey, benimle gel. Hayır. Tamam. Satıyorum, satıyorum. Hepsini alıyorum. Bütün o parayı veren hanıma satıldı. Teşekkürler. Yine bekleriz. Sattım. İşte al bu parayı. Selam, acaba bu kadar paraya bir şeyiniz var mı? Buralarda bir şey olacak. Bu gizemli torbanın içinde. Bu riski alabilirim. Görüşürüz. Kendime özel sanat galerim olmuş gibi. Modern sanattan anlamıyorum. Hey, torbada ne var? Havuz makarnalarımı. İnanamıyorum. Bu çok eğlenceli. Kendine başka havuz makarnası al. Bu benim. Aa, buldum. Bunları enlemesine ikiye bölerek başlıyorum. Sonra üstlerine led şerit ışık yapıştırıyorum. Rengarenkler çok güzel bir gökkuşağı oluşturacaklar. Ve uçlarına pamuk yapıştırarak bulutlar elde edeceğim. Şimdi bir deneyelim. Oo, müthiş görünüyor. Bu aslında bayağı havalı. Ve de pufudu. Of, bayağı uğraştırdı. Burada bir yumak yön var. Tabii ya. Sanırım burada bir şeyler yapabilirim. Bunu şuraya batıralım. Ve bundan duvara birkaç tane daha saplayayım. Henüz bir şeye benzemiyor tabii. Ama işin içine yün girinceye kadar bekle. Eğer bu yönde dolayıp raptiyeleri takip edersen bir kelime yazabilirsin. Ne? Bunu nasıl yaptın sen? Tek boynuzlu at yazıyor. Bunu yapabileceğin kimin aklına gelirdi ki? Bir dakika. Peki ya bu şeyler? Aa, evet, güzel. Bunları asmak çok kolay oldu. Eva bak. Vay canına.
Bir patlattın mı şöyle? Ay! Neler oluyor? Olamaz. Deprem mi oldu acaba? Bu sihirli kutunun içinde ne var acaba? Sence de bu şapka son derece tarz değil mi? İşte olay budur. Aa, hayır, hayır. Ha! Bu harikaydı, bravo. Ürkütücü değil mi? Evet. Gerçek bir sihir görmek ister misin? Hayır, yapma. Yaptım bile. Tada! Sana bir hediyem var. Sağ ol. Bu da sihirli mi acaba? Bir dakika. Buraya bir hamak lazımdı zaten. İnternette boş boş dolanmak için ideal. Şuna bir bak. Çok rahat değil mi? Vay canına, ben de bir deneyeyim. Aa, hiç sanmıyorum. O zaman seni yerinden ben kaldırırım. Gördün mü? Geç şunu. Beni kimse gıdıklayamaz. Havuzuma karnesinin darbesi geliyor. Vay canına. Benim canımı mı okumak istiyorsun? Hadi o zaman. Seni illaki ele geçireceğim. Dur hadi ama, insaf et bana. Ne? Bir dakika. Bu şeyler düşündüğümden daha çok yönlüymüş. Evet öyleler gerçekten. Makarnanın tam ortasından kesik atmak için bir bıçak kullan. İkiye bölünene kadar devam et. Sonra böyle dilimle. Diğer ucuna kadar böyle devam et. Bütün parçaları yan yana diz. Ve tutkalı şöyle damlat. Kurumadan evvel aynı tekniği kullanarak parçaları üst üste diz. Nihayetinde böyle bir minderin olacak. Bunu sert bir yere koy ve işte artık rahat ve konforlu bir yerin olsun. İşte böyle. Vay canına, sana katılabilir miyim? Lütfen. Olmaz. Şimdi burada kitap okuyacağım. Pekala, nerede kalmıştım? Bir dakika, şuna bak. Zengin olduğuma bak. Bir dakika, bu para onun için de miydi? Belki daha vardır. Bakmaya devam et. Of, paranın geri kalanı nerede acaba? Ne talihsizlik. Ama sonuçta mal buranındır. Bu artık benim param. Bu duvar değil ama işimi görür. Hey sen! Ne? Of, olamaz. Vay canına. Bu da nedir? Gel buraya. Bunun içinde ne var acaba? Bu sprey boyaları kullanabiliriz. Evet de ne için? Aa, bir fikrim var benim. Eğer etrafa dağılmış kitapların varsa hepsini aynı renge boyayabiliriz. Bu biraz zaman alabilir. Ama sonuç yaptığına değecektir. Gördün mü? Güzel bir heykele benzedi. Şimdi bunu sergileyelim. Çok güzel oldu. Liam ne yapıyor? Bütün bunlar nedir? Ayakkabı kutusu mu? Ding ding ding. Yepyeni gibi görünüyorlar. Acaba ayağıma olur mu? Sanırım bu evet anlamına geliyor. Çöp kutusu nerede? Ah, neyse buraya koyayım. Hey, bu ayakkabılar çok dayanıklıya benziyor. Vay canına, al bakalım. Ah! O da ne? Bu nasıl oldu ki? Duvarı mahvedecek. Böyle alabilirsin işte. Şunu izle. Şimdi sana bir el becerisi göstereceğim. Vay canına, el yapımı bir kutu. Ama bu ayrıca havada asılı bir raf olabilir. Etkilendin mi? Bu çok yaratıcı. İzninle. Aa, çok hoş oldu. Ama hala eksik bir şeyler var. Bütün bunlarla ne yapabilirim acaba? Of, bu çok aptalca. Hop. Bir dakika. Bu belki de hiç kötü bir fikir değildir. Planladığım şey çok ilginç aslında. Tabii ya.
Şunu bir açayım. Of gözlerim. Orada abajuru andıran bir şey var mı? Bu neye tutturulmuş? Olamaz. Kafamda yıldızlar uçuşuyor. Şunlara bak. Ben iyiyim bu arada. Sana yardım edeyim. Burada ne çok ip var. Aslında bu tam aradığım şey. Etrafta işe yaramayan ipler mi var? Böyle bir parçaya tut kalsır. Sadece ucuna. Sonra uçlarını böyle birleştir. Kuruduğunda ipin çevresinin tamamına tut kalsır. Şimdi bu halkaları şişirilmiş bir balonun üstüne yapıştırabilirsin. Merak etme, birazdan ortaya çıkan şeyi beğeneceksin. Tada! İşte istediğim şekil buydu. Bu ampulün üstüne çok güzel oturacak. Çok hoş oldu değil mi? Çok güzel oldu. Aynı fikirdeyim. Bu köşeye çok sıcak bir hava verdik ha. İşte ufak gizli yerimiz. Ve güzel olan burayı bizim dışımızda kimse bilmiyor. Bütün gereken biraz farklı düşünebilmekte. Tamam, biraz değil aslında. Bir hayli öyle düşünmek gerekiyor. Şimdi burasının bir de öncesi sonrasına bak. Kesinlikle harika oldu. Leanna uyan hadi. O gardırop nerede? Sen neden bahsediyorsun? Yemin ederim buradaydı. Yaptıklarımız çok eğlenceliydi ama. Uykum geldi. Hemen uyumam lazım. Gel bakalım yıldızı yastık güzelce kestirelim. Mars'ta ne çok sincap varmış. Aman tanrım, düz yerde yatıyor bu. Böyle olmaz. Altında yumuşak bir şey olmak zorunda. Şu yapboz matlar işe yarar. Şimdi onu matın üstüne yuvarlayayım ki daha rahat olsun. Görevimiz tamamdır. Üstünden indi bile. Tekrar üstüne yuvarlamalıyım. Anne olmak ne zor iş. Bu sorunu çözmek için yapabileceğim bir şey olmalı. Ne yapmam gerektiğini buldum. Şimdi şuraya taşıyayım. Sonra da bu tarafa bir raf ünitesi daha koyalım. Bir tane de başının üstüne. Tamamdır. Bunları hareket ettirmek için bayağı güç gerekir. Yataklar da ne ağır şeylermiş. İşte bu bir. Bir tane de bu tarafa koyalım. Harika. Çarşaflarımızı da serelim. Bunun daha güzel görünmesi lazım. Tatlı. Tabii birkaç yastık olmazsa olmaz. İyi uyumuşum. Buraya nasıl girdim ben? Yatağa bak. Yıldızı. Anne yatak mı yaptı? Benim için mi? Benim mi? Tabii ki senin için. Ne? Rafları süsleyeceğim. Tek boynuz atlar ve bitkilerle. Kitaplarımı da unutmamalıyım. Daha çok ırt olsun. Oyun kollarım ve holi doli. Ortaya atıştırmalıklarım ve daha çok oyuncak lazım. İşte bu. Artık her şey raflara yerleştiğine göre uyuyabilirim. Güzel oldu. Gel bakalım üstünü örteyim. Tatlı rüyalar. İyi uykular tatlım. Çok tatlı. Yatağı sevmesine sevindim. Sincaplar. Uzay taşlarımı çalmış. Evet. Kendi rekorumu kırmak üzereyim. Kim o? Selam, ben harika bir matkap satıyorum. İlgilenmiyoruz. Yalnız daha bitirmemiştim. Ayrıca bu tavayla harika yemekler pişirebilirsiniz. İstemiyoruz. Ne? Peki, fiyat uygunmuş. Yani olmaz. Peki, bu gizemli ödüle ne dersiniz? Sadece $2. Lütfen bunu alabilir miyiz? Neden olmasın? İşte mutlu bir müşteri daha. Şimdi parayı görelim. Acaba bu şey nedir? Hadi açalım. Vay canına, aynaymış. Tam da ihtiyacımız olan şey. Şu ambalajlardan bir kurtulalım. Bu iyi bir fikir olmayabilirmiş. Çerçevesi hasarlı bunun. Bunu duvara asamayız. Hey, gel buraya. İşte bu tam istediğim şey. Üzgünüm ayıcık ama içinin dolgusu bana lazım. Eski bir aynayı yeni bir görünüme mi kavuşturmak istiyorsun? O zaman bunu dene. Çerçevenin kenarlarına led ışık çereti yapıştır. Işıkları kenarlarda kıvır.
Şeritin kesiksiz olmasını istiyoruz. Bunu bitirdiğinde şeritin üstüne tutkal uygula. Hiç boşluk kalmayacak şekilde tutkalı sür. Bunun için en ideali zikzak şeklinde sürmektir. Neredeyse bitti. Şimdi dolgu malzemesini tutkala yapıştır. İyice tutsun diye üstüne bastır. Bunu bütün çerçevede tekrarla. LED şeridin alttan görünmemesine dikkat et. Bittiğinde dolgunun üstüne sahte kelebekler yapıştır. Harika görünmüyor mu? İşte burası artık gerçek bir ev gibi görünmeye başladı. Ve ışık efektine kesinlikle bayıldım. Vay canına, çok müthişmiş. Sanki doğadan bir parça. Güzel görünüyorum. Ah, bunca iş uykumu getirdi. Bu yatak çok rahat. Pekala tatlım, işte fırçan ve boyaların. İyi eğlenceler. Ah, olamaz. Ne yaptın sen? Ben de işlemem baba, ben. Annen çok kızacak. Ama belki de boş bir kağıt al. Üzerine biraz boya sür. Biraz da kırmızı. Boyayı küçük daireler halinde yay. Sonra kağıdı plastik bir poşete koy. Tatlım, bak bende ne var. Aa, baba, buna bayıldım. Hey, boyaya bak. Her yere yayılıyor. Ama ortalık batmıyor. Ah, beni yarmalıyım. Alo? Hey, benim yardımına ihtiyacım var. Tamam, sorun değil. Vay canına, buldum. İşte tarihi bir eser. Umarım işe yarar. Hazır. Oh, başardım. Sofia buna bayılacak. Bu ses iyi işaret değil. Ağlamazdı, kaç. Sofia bunun için bana iyi bir ödeme yapsa iyi olur. Kaçma, devam et, devam et. Oh, ucuz kurtuldum. Al bakalım. Ah, minnettarım. Oh, her zaman seve seve. Vay, ne kadar güzel. Bayağı hoşmuş ve aklıma bir fikir getirdi. Nereye gidiyor bu? Bunun yeri tam burası. Hmm, tam ihtiyacım olan şey. Odaya dönelim ha. Ha? Bu çok alışılmadık. Seni tam şuraya koyayım. Şimdi biraz vücut boyama yapacağız. Bu harika görünecek. Şuradan bir kablo geçireyim. Ampulü de buraya yerleştirdik mi? Tada! Farklı ama harika görünüyor. Hadi canım. Ampulü hızlıca parlatayım. İşte bu kadar. Hey Cerut, bunları değiştirebiliriz. Sana bu paha biçilmez lambayı veririm. Buna mı hayatta olmaz? Ya şimdi? Buna paha biçilemem. Bu yatak çok rahat. Buraya geldiğine çok memnunum. Bu fırsatı kaçırmazdım. Ah, ne güzel uyumuşum. Vay canına, Naomi uyan. Ne oldu? Bak. Yine yastığımı öpüp durdun. Ne yapayım? Rüyamda hoş bir çocukla beraberdim. Sorun yok. Aklıma bir fikir geldi. Oh, canım kızım arıyormuş. Merhaba anne. Yastıkların üstünde biraz ruj lekesi var. Oh, hemen geliyorum. Bu acil bir durum. Benim zavallı minik bebeğim. Annen yetişiyor. Hadi bakalım. Herkes yolu açsın. Ben geliyorum. Sen iyi misin tatlım? Ah, merhaba anne. Bir sorunumuz var, gördün mü? Endişelenmeyin kızlar, o iş bende. Yorgan kılıfının kenarlarına bant yapıştır. Sonra kılıfın kenarlarına böyle açılı bantlar yapıştır. Böyle sıra sıra üçgenler yap. Bunu kılıfın en altına kadar tekrarla. Bütün boşlukları bantla kapla. Bu bittiğinde bandın bir sırasını kaldır. İşte böyle. Diğer bantları kaldırmamaya dikkat et. Aşağı doğru inerken bir boşluk bırakarak bütün bantları yerinden kaldır. Sonra eline bir fırça alıp boyamaya başla. Fırçayı en üstteki üçgenlerin üstüne dokundur. Bant burada sınır görevi görüyor ve boyanın etrafa bulaşmamasını sağlıyor. Her sırayı farklı renkte boya. Boya kuruduğunda geriye kalan bantları yerinden sök. Bu kısmı çok zevkli ve rahatlatıcı.
Yine de dikkatli ol, bunca uğraştık işi mahvetmeyelim. Sonra kenarlardaki bantları sök. Bu ruj lekesinden çok daha iyi. Ne diyorsunuz kızlar? Güzel oldu değil mi? Vay canına, müthiş olmuş. Sağ ol anne. Ah, aklıma geldi, bir fotoğraf çekmem lazım. Hadi gülümseyin. Aa, çok şeker. Yardımcı olabildiğime sevindim. Oyuncak bebeklerimiz yeni evlerine bayıldılar. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.